İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ile röportaj. David Babayan. Artsakh'ın varlığı bölgesel ve dünya çapında jeopolitik dengenin korunmasında kilit bir faktördür. Ermenistan Cumhuriyeti Milli İstihbarat Komitesi Müdür Yardımcısı. Elimizde kaç tane harita var, masaya koyacağız. Charles Michel'in sözcüsü Artsakh hakkındaki Michel'in sansasyonel açıklamasına atıfta bulundu. Dicle Nehri kenarında Mitanni İmparatorluğu'nun 3400 yıllık kenti ortaya çıkarıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yeni saldırısı bölgesel istikrarı daha da baltalayacak. Cavak'ta geleneksel Karin mutfağı. Batı Ermenistan'ın tarihi yerleri, Tercan ilçesi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de yürüttüğü çalışmaları anlattı. Bugünlerde Uluslararası Fikri Mülkiyet Organizasyonu tarafından düzenlenen konferansa katılıyor ve orada Batı Ermenistan'ın çıkarlarını ve haklarını savunuyor. Katılımın amacı, kültür, kaynaklar dahil Batı Ermenistan'ın fikri mülkiyetini korumaktır. Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, 1. Cumhuriyet Bayramı'na atıfta bulunarak gerçek anlamını açıkladı. Batı Ermenistan Devlet Başkanı, önümüzdeki günlerde Fransız Senatosu milletvekilleriyle bir araya gelerek hazırladıkları çalışmayı tartışacaklarını belirtti. Devlet Başkanı Abrahamyan, Senato milletvekilleriyle yapılacak görüşmede temelleri doğru ve güvenilir olan hukuk paketini sunacak. Artsakh, kendi varlığıyla bölgesel hatta küresel jeopolitik dengenin korunmasında en önemli faktördür. Artsakh Dışişleri Bakanı David Babayan bunu resmi Facebook sayfasında yazdı. Artsakh'ın olmaması durumunda Kafkasya'daki jeopolitik manzaranın kökten değişeceğini ve bundan sonra komşu bölgelerde jeopolitik dengenin geleneksel yollarla korunmasının pratik olarak imkansız olacağını kaydetti. Babayan, bu güç merkezleri arasında açık, sert ve doğrudan bir çatışmaya yol açacaktır ve jeopolitik dengeyi geleneksel yollarla korumak imkansız olduğunda büyük dünya ve bölgesel güçler açıkça birbirlerine karşı çıkacakken ne olabilir? Bence cevap çok basit. Dünya nükleer savaşın eşiğinde bile olabilir diye yazdı. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal İstihbarat Servisi Müdür Yardımcısı Aram Hagopyan, sınır belirleme sürecinde tüm haritaların masaya yatırılacağını söyledi. Haritaların hangi yıl esas alınacağı sorusuna Hagopyan şöyle yanıtladı. Masaya elimizdeki tüm haritaları koyacağız. Hangi haritalar söz konusu? Ermeni tarafı için gerçek bir tuzak olan Sovyet haritası mı? Rusya Federasyonu Genelkurmayına ait olan harita mı? Yoksa Ermeni Komisyonu elindeki tüm haritaları masaya mı koyacak? Örneğin Sevr ve Milletler Cemiyeti haritaları. Bunlar Sovyet idari bölümlerinin aksine uluslararası meşrutiyete sahip ve bir temel oluşturabilir. Ermeni Komisyonu 2020 yılında Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı Rus-Türk harekatının gerekçesi olarak azami yasal süresi dolan 1921 tarihli Rus-Türk-Kars Antlaşması'nı da masaya yatıracak mı? Bu durumda ve diğer koşullar nedeniyle Nahçıvan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne iade edilmesi meselesi ortaya çıkar. Sovyet haritalarıyla sınırın çizilme sorunu çözülmeyecek. Masadaki konu Artsakh'ın ve Nahçıvan'ın yabancılaştırılması ve Bakü'ye aidiyetin yasallaştırılmasıdır ki bu durumda Mehri Koridoru gerçeğe dönüşecektir. Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan arasındaki son gerginlikler bağlamında Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği'nin güvenli, istikrarlı, barışçıl ve müreffeh bir Güney Kafkasya için iki ülke ile işbirliğini derinleştirmeye taahhüdünü yineledi. Bu, Charles Michel'in sözcüsü Barent Litz tarafından yapılan bir açıklamada belirtilmiştir. Michel'in sözcüsü özellikle şunları kaydetti. Başkan Michel'e göre 2020'de çatışmaların yeniden başlaması gibi Artsakh'ta ilk savaşa yol açan tüm kilit meseleler, kalıcı ve adil bir barış için koşullar yaratarak tüm paydaşlar tarafından çözülmelidir. Herhangi bir çatışma
mirasında olduğu gibi terminoloji bu bağlamda özellikle hassastır. Liderler arasındaki 22 Mayıs'ta yapılan toplantının sonucuna ilişkin Başkan Michel'in açıklaması, müzakerelerin önceden belirlenmiş sonucunun teyidi olarak yorumlanmamalıdır. Son olarak en önemli şey nüfusun tüm gruplarının hakları ve güvenliği de dahil olmak üzere tüm konuların kapsamlı bir şekilde ele alınmasıdır. Başkan Michel, halkların barışa hazırlanmanın gerekliliğini ve bu konuda halk söyleminin önemli rolünü vurguladı. Yerevan ve Bakü liderlerini memnuniyetle karşıladı ve müzakerelerin devamı için elverişli bir ortamın sağlanmasına iyi niyetle katılma niyetini dile getirerek Avrupa Birliği'nin güven artırıcı tedbirlere desteğini güçlendirmeye hazır olduğunu ifade etti. Aşırı kuraklık yüzünden Musul Barajı'nın sularının çekildiği esnada keşfedilen 3400 yıllık antik Mitanni kenti, bu yıl Alman ve Kürt arkeologlardan oluşan bir araştırma ekibi tarafından yapılan kazılarla büyük oranda açığa çıkarıldı. Bir saray ve birkaç büyük bina barındıran geniş yerleşim, Mitanni İmparatorluğu'nda önemli bir merkez olduğuna inanılan antik Zahiku kenti olabilir. Kısa bir zaman zarfında araştırmacılar kenti büyük oranda haritalamayı başardılar. 2018 yılında kısa süren bir kazı esnasında daha önce kayıt altına alınmış olan bir saraya ek olarak birkaç büyük bina daha açığa çıkarıldı. Bunlar arasında duvarlar ve kuleleriyle birlikte büyük bir tahkimat yapısı, anıtsal ve çok katlı bir depo binası ve bir üretim kompleksi bulunuyordu. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki askeri harekatın aniden başlayabileceğini açıklamasına yorumda bulundu. Price'a göre Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'nin kuzeyindeki askeri faaliyetlerdeki olası artıştan ve özellikle bunun sivil nüfusun üzerindeki etkisinden derin endişe duyuyor. Price, "Biz mevcut ateşkes hatlarını korumaya devam ediyoruz. Onu tehlikeye atabilecek her türlü tırmanışı kınıyoruz. Tüm tarafların ateşkes bölgelerini korumasını ve saygı duymasını gerekli görüyoruz ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki düşmanlıkların durdurulması da dahil olmak üzere Ekim 2019 tarihli ortak bildiriyi uygulamasını bekliyoruz. Herhangi bir yeni saldırı bölgesel istikrarı daha da baltalayacak ve IŞİD'e karşı harekatın zor kazanılmış başarısını tehlikeye atacaktır," dedi. Cavahkın Aspintza bölgesindeki Ermeni nüfuslu Damala köyü, çeşitli geleneksel yemeklerin nesilden nesle korunması, hazırlanması ve aktarılması özelliğiyle ayırt edilir. Köy sakinlerinin 1828'de yerleştiği bu renkli köyde Batı Ermenistan'ın Karin'den göç eden atalarından gelen ve nesillere aktarılan yemekleri hala pişiriliyor. Damala halkı, Cavah halkına uygun misafirperverliğe, akrabalar gibi yabancıları onurlandırma yeteneğine sahiptir. Yemeklerin isimleri oldukça sıra dışı ancak kendi açıklamaları var. Farklı tatların karışımından oluşan mutfakta tatlı ve ekşi, tuzlu ve baharatlı güzel bir kombinasyonla tanışabiliyoruz. Tercan, Büyük Ermenistan'ın Yüksek Hayk Eyaleti'nin bir ilçesiydi. Yukarı Fırat'ın sol kolu olan Tercan Vadisi'nde bulunuyor. Ünlü zirveleri Maryam, Pahir, Haç, Halhal'dır. Tercan, verimli ekilebilir arazileri ve seçkin tahıl ürünlerinin yetiştirilmesiyle uzun zamandır ünlüdür. Mayıs 1915'te Türk katilleri Tercan Ermenilerinin çoğunu katletti. Yeprat Nehri'nde birçoğunu boğdu ve hayatta kalanları zorla İslamlaştırdılar. Katliamdan kurtulan binden fazla kişi Romanya, Bulgaristan ve kısmen Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti. 1916'da Rus birlikleri Tercan'ı ikinci kez kurtardı ancak Ocak 1918'de Türkler onu işgal etti. Şu anda Tercan bölgesi Erzincan ve Erzurum illeri arasında bölünmüştür. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Varujan Markaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk müziği Ambela Gamar Gamar adlı eseri sunuyoruz.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.